Bir de burada şöyle bir şey var. Bunu çok böyle hoyratça yapıyorlar ama niye güveniyorlar biliyor musunuz? Efendim bu kulüplerin taraftarları da bunu hoş görür. Ya niye hoş görsün? Bu grubun taraftarı nasıl bir adam biliyor musunuz? Eskiden maç evinde televizyondaydı. Bu maçların yayın hakları belli kanallara verildi yüksek paya. Gariban vatandaş evine bu işte dijital yayın platformlarını alamıyor. Gidiyor maçı izlemeye kahveye. Kahvede çay normalde 1 lirayken 1,5 lirayken 5 lira. 2 devre birer çay içmek mecburi. Onun için çoğu da kahvenin camının dışından soğukta maçı izleyen adamlar bunlar. Veya takımını desteklemek için bir deplasmana gidecekse bir tane otobüse 40 kişilik otobüse eski model bir otobüse 60 kişi 70 kişi sıkış tepiş biniyorlar. Taraftar olarak maçı takımını desteklemeye gidiyor. Herkes fedakarlık yapıyor. Veya futbolla ilgisi olmayan vatandaş, evinde oturan vatandaş oturuyor. Ama bir bakıyorsunuz, bir gün kulüplerin yöneticileri. Bir kere en büyük hata ne? Eskiden yabancı futbolcu bir taneydi. İkiye çıktı, üçe çıktı. Şimdi sınırsız. Bütün takım yabancı oyuncu. Altyapıda yetişen yerli oyuncular, kendi evlatlarımız yabancıların işgaliyesinden dolayı şey yapmıyor. Yurt dışından milyon dolarlara, 10 milyon dolarlara futbolcu transfer ediyorlar. Saçma sapan. Geliyor adam burada ayağında top sektirmekten aciz adama dünyanın parasını vermişler. Tutamazsın oynamıyor. Geri yolla bilmem ne kadar tazminatı var, tazminatını öde. Zaten bu yüksek meblağlı transferlerde çok şaibeli işler de var. Aracılar alıyor, kulüp yöneticilerinin ne yaptığı belli değil. Olmadık adama 50 milyon işte 5 milyon para verilmiş ama ne kadarını yönetici almış, ne kadarını aracı almış, ne kadarı futbolcunun cebine girmiş ayrı. Bizim altyapıdan yetişen kendi evlatlarımız bir köşede bekliyorlar ve bu kötü yönetimden dolayı borç şişiyor, şişiyor, şişiyor. Şimdi 14 milyar lira. Hadi getirin biz ödeyelim. Kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz. Ben ediyorum. Hadi biz ödeyelim. Sokaktaki asgari ücretli vatandaş ödüyor. Emine teyze ödüyor. Mehmet amca ödüyor. Biz bu yanlış transferlerin, bu kötü yönetimin, bu yalan yanlış yapılmış bir kısmı da şaibeli olan bu işlerin kulüpleri soktuğu borç batağına niçin Ziraat Bankası girsin ya? Geçen gün birisi şey yazmış. Ben Manisa'nın Haceliler köyündeyim. Hepsi perişan bizim köydekilerin. Hepsinin dünya kadar Ziraat Bankası'na borcu var. Diyorlar ki 11 kişi bir araya gelelim. Ziraat Bankası'na gidelim. Biz de bir futbol kulübü olduk. Bizim de borçlarımızı çiftçinin borcu için çiftçiler takım kurmaya niyetlenmiş. Bu kulüplere aktarılan para da tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bütün çiftçilerin hakkı var. Çiftçiden esirgedikleri parayı kulüplere veriyorlar. Hatta şunu söyleyeyim. Çiftçiden hacizle aldıkları. Çiftçi borç almış. Borcunu ödemeyince gidiyor traktörünü acz ediyor. Ya. Onu satıyor. O para var ya Ziraat Bankası'nda. Bu parayı gidiyor şimdi futbol kulüplerine veriyor. Niye? Korkunç bir şey. Filanca transferi yalan yanlış yapmış. Kulübü borç batağına sokmuş. İyi yönetmemiş. Bir de şöyle bir şey var. Futbol endüstrisi diye bir şey var. Futbol spordur. Futbol kardeşliktir. Ama futbol endüstrisi sömürüdür. Futbol endüstrisi dediğiniz endüstriyel futbol çok büyük bir sömürüdür. Vatandaşın iliğini kemiğini emdiler. Şimdi bu paraları futbol kulüpleri üzerinden yalan yanlış bir aktarma yapıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Eğer Ziraat Bankası 14 milyar para verecekse, illa futbola verecekse altyapıya yatırım yapsın. 14 milyar lira. Eğer böyle bir para verecekse altyapıya versin. Ziraat Bankası böyle bir para var mı? Yoktur. Bir Ya Ziraat Bankası'nda ne para var, nereden veriliyor belli değil. Bir grup Türkiye'nin en büyük medya grubunu satın aldı. Ziraat Bankası'ndan krediyle bir kuruş para olmadan. Ziraat Bankası'nda para var mı? Şöyle var. Hazinenin parası, hepimizin parası. Kamu bankaları zarar ettiğinde batmıyor ki. Görev zararı yazıyor, hazineden parayı alıyor. Sizin cebinizden, benim cebimden alıyor. Ziraat Bankası'nın harcadığı para dipsiz kuyu gibi. Alıyor parayı atıyor, alıyor parayı atıyor. Eğer bir destekleme yapacaksa 14 milyar liralık çiftçi borcu silelim. Neden kulüp borcu siliyoruz ya? 14 milyar lira çiftçi borcu silmeye kalksak borcu olan çiftçi kalmaz. Hatırlıyor musunuz? Yıllık maliyeti 700 milyon TL diye emeklilikte yaşa takılanları emekli etmediler. Şimdi ne yapıyorlar? 700 milyondan kaba bir hesapla 25 yıllık yani bütün sorunu çözecek bu para neredeyse. Tabii Tayyip Erdoğan'a sorarsan vermeye geldiğinde afaki paralar söylüyor ama gerçek hesap EYT platformu hesabı 700 milyon TL ile şu anda emeklilikte yaşa takılanların şu anki durumunun önemli bir şekilde sorunu çözülüyordu. Bu fevkalade yalan yanlış işler.